Allah Allah. Bu çocuk niye yatak odasına girmemi istemedi acaba? Tabii ya. Yatak odasında bir kadın var. İnşallah öbür tarafta yokluğumun farkına varmamışlardır. Olsun, üzülme hayatım. Kim bilir, belki yarın bir çaresini bulabiliriz. Senin için hava hoş tabii. Bu yaptığım şeyin öbür taraftaki en küçük cezası 3 sene boyunca hıncalı uç kahkahaları eşliğinde kazanda yanmaktır. Ya? Vay be. Gerçekten de cezası çok büyükmüş ha. Ama yine de üzülme, bir tane bir çaresi vardır belki. Nasılsın evladım? Kimle konuşuyorsun sen orada? Babam geliyor, babam geliyor. Beni görmemelisin. Kapten gider vallahi. Çabuk saklan sevgilim, saklan. Nasılsın? Seni sevgilim. Ya. Beni gidi beni. Ha? Ah, sen tek başına mıydın? Vah. Masal evladım, ben senin durumunu hiç iyi görmüyorum. Senin mutlaka evlenmen şart. Yoksa yazık olacak sana. Helal be, artık ben de yapabiliyorum. Tam. Ha. Neyse Davat, sana da yeteri kadar yük olduk ya. Yani. Yok canım, olur mu öyle şey? Siz yabancı mısınız Allah aşkına? Ya, şimdiye kadar ben olsam seni çoktan kovmuştum. Ya da yediğinin içtiğinin paralarını almaya başlamıştım bile. Bugün çıkıp biraz kiralık ev arayacağım. Kiralık ev mi? Yani siz memleketiniz Mersin'e dönmeyecek misiniz? Dönmeyeceğim. Kim giderse gitsin Mersin'e. Ben burada kalacağım. Tam tersine. Yapmayın Allah aşkına, nasıl olur? Hem benim Mersin'e gitmem senin işine gelmez ki. Anneciğini görmek için ta Mersinlere kadar gelmek zorunda kalacaksın. Biliyorsun, yakında annenle evleniyoruz. Hadi hoşça kal. Güle güle baba, güle. Gitti mi? Gitti. Gelebilirsin. Allah'ım, ben ne yapacağım? Ne faniyim ne de ölüyüm. İki arada bir derede kaldım. Aman be ruhum, sen de çok büyütüyorsun ya. Bak, ben hiç halimden şikayet ediyor muyum? Bak. Nasıl açtım televizyonu ama? Koyuncan derdinde, kasapet derdinde. Kapı. Sakın, burada dur. Çıkma sakın ha, çıkma. Ben de dışarı çıkmam. Valide Sultan geldi. Hoş geldin. Nasılsın bakalım benim gibi kuşum? İyiyim. Maşallah Süpermen gibiyim. Oh, aman ne güzel. Allah ağzınızın tadını bozmasın yavrum. Gazanfer Bey yok muydu? Aman ha, sakın yok deme abi. Annem sabahın köründe tabutuna geç kalmış vampirler gibi koştura buraya geldi. Gazanfer Bey için. Sensin vampir. Kızdırma şimdi beni. Vallahi evlenme sırasına abinden sonra kendimi koyarım. 3. sırada 40 yıl bekler durursun öyle. Aa, ne oluyor ya size sabah? Ne olacak? Taliplerim çıkıyor diye küçük hanımefendinin karnı ağrıyor. Allah Allah. Karnımın falan ağrıdı yok benim canım. Ben gidip yatak odasını toplayayım bari. Dur kız. Dur. Sakın oraya girme. Niye girmeyecekmişim? Ne var ki orada? Sana ne? Görmenizi istemediğim bir şey olamaz mı? He? Olmaz mı yani? Allah Allah. Ne oluyor bunun anne ya? Rusel. Annemler buraya geliyor. Çabuk saklan. Aman be. Gelirlerse gelsinler. Kendi evimde onlardan mı kaçacağım? Dur Rusel. Gözünü kaşını yiyeyim. Sen bir rahmetlisin. Ve insanlar rahmetli görmeye henüz hazır değiller. Anne. Abim yatak odasında bizden bir şeyler saklıyor bence. Ne? Yürü bakayım. Baskın basanındır. Yürü. Basalım. Dur sakın, bırakma. Ay tamam. Ne saklıyorsun sen burada bakayım? Ben mi? Hiç. Abi o arkanda sakladığın nedir? Nedir? Ha nedir? Nedir? Bu nedir? Bu şeydir bu. Bu bir heykeldir. Ya da bilemedin. Bir otel anahtarlığı olabilir. Çekil bakayım sen şöyle. Yapmayın yasak. Ben yasak masak dinlemem. Tut şunu. Bu ne böyle? Kafayı mı üşüttün sen? Bunu yeni hazırladığım şampuan reklamında kullanacağım. Şampuan ne bu heykel? Ne alaka abi? Ne olmuş yani? Çek yat kanepe reklamında da mafya babası oynamıyor mu? Ah be güzel evladım.
Böyle reklamcılık gibi ucube bir mesleği nereden gidip seçtin acaba? Bak Ruşen amcanın oğlu Seda da gitti yanardağ uzmanı oldu. E şimdi de paraya para demiyor tabii. Hadi kızım bırak şimdi onu, bırak uğraşma onlarla. Hadi anne, anne hadi çıkalım hemen hadi. Aa, niye öyle hemen çıkacakmışız? Aman abi çok ayıp ediyorsun ama. Bir kovmadın kaldı yani. Tabii Allah evladın iyisini Ruşen amcanlara vermiş. Bak Ruşen amcanın oğlu Seda da değil annesini kovmak yeter ki gelsin diye her hafta bir hediye alıyormuş. Mesela bu haftada 12 kişilik bir ütü masası hediye almış. Ya. Siz de bana haftada bir gün 10 dakikalığına gelin 24 kişilik resim çerçevesi bile alırım vallahi size. Terbiyesiz. İyi iyi tamam şunları topluyorum da öyle. Tamam gerek yok ben hallederim. Tamam anne ben korkuyorum. Hadi anne hadi. Şuraya bak, evi gören de çekirge istilasına uğramış zanneder. Üf be Mazhar, bari bıraksaydın da hiç olmazsa bulaşıkları yıkasalardı. Neyse iş başa düştü. Yine her şeyi eskisi gibi fani güçlerle halledeceğiz. Yandım valla. Merhaba, iyi günler. İyi günler. Ben şu sizin vitrininizdeki yazılara bakmıştım da. Aa, evet ama ne yazık ki o yazıları satmıyoruz. Çok şakacısınız. Neyse, dairelerinizi bir öğreneyim dedim. Elinizde nasıl daireler var acaba? Siz bana istediğiniz kiralık dairenin özelliklerini söyleyin. Ben de ona göre size uygun olanları söyleyeyim. Ben bir tek özellik istiyorum kardeşim. O da ucuz olması. Ah, ucuz dediniz. Ucuz, tabii tabii. Bakalım, bakalım, bakalım. Evet, elimde tam size göre ucuz bir daire var. Yalnız manzarası mezbahayı görüyor. Fiyatı da çok ucuz canım. 80 milyoncuk. Yıllık mı? Çok şakacısınız. Elbette aylık. Ya, neyse ben aslında şaka yapmıyordum ama... Peki daha ucuzu yok mu? Daha ucuzu? Buluruz efendim, buluruz daha ucuzu. Evet, evet, evet bir tane daha buldum. Buraya da yakın sayılır. Yürüyerek 20 dakikada, dans ederek 40 dakikada gidiliyor. 18. kat ama asansör yok. Fiyatı da 40 milyoncuk. Asansörü olmamasının bir önemi yok da... ...bunun da fiyatı yüksekmiş. Şimdi siz kesin kararınızı verdiniz mi yani? Evet, verdim. Şimdi siz... Bu üç üniversiteli gençle birlikte mi oturacaksınız yani? En ekonomik olanı bu. 10 milyon vermek vake. Niye daha fazla para vereyim? Öyle değil mi gençler? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık. Sacım ölmemiş, helal.